Rabbimiz Allah, dinimiz İslam. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kıblemiz Kabe. Adem'in neslindeniz, bütün insanlarla kardeşiz. Kalu beladan beri Müslümanız. Her sözü duyan, en güzeline uyanlardanız. İçini hak için, dışını halk için süsleyenlerdeniz. Kitabımız sözlerin en güzeli, kalbimizin kandili, aklımızın delili, gönlümüzün baharı, gözümüzün nuru, kulağımızın nağmesi, dilimizin zikri olan Kur'an-ı Kerim'dir. Ufkumuzu 7 kat semanın üstüne çıkaran, ötelerin ötesinden haber getiren, bizlere edebi ve edebiyatı öğreten Kur'an. İmanla inkarı, hayırla şerri, hak ile batılı, iyi ile kötüyü ayırt eden, kitapların anası Kur'an. Bize öğütler veren, öğüdünü tutanların şanını yücelten, arkadan gelenlere doğru bir ün bırakan, dilimizin zikri Kur'an. Ana sütü gibi, okuyanın yaşına, kültürüne, anlayışına uygun gıdalar veren, her türlü derdine derman olan Kur'an ve her çağın kitabı olan Kur'an, bizim kitabımız, sizin kitabınız ve bütün insanlığın kitabıdır. Özetle, hakkın halka hitabı olan Kur'an. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem seyirciler, tefsirimizi Ahzab suresinin 1. ayet-i kerimesiyle devam ettireceğiz. Ahzab suresi Medine'nin 5. yılında nazil olmuş bir suredir. 73 ayet-i kerimeden meydana gelir. Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'de devletini kurup güçlendikten sonra Yahudilerin de teşvikiyle Mekke'deki müşrikler, çevredeki Hristiyanlar ve sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama karşı kin besleyen bütün çıkar çevreleri toplanmışlar. Medine'nin etrafına kadar gelmişler ve bu sefer bu işi bitireceğiz. Beşiklerde olan çocuklar dahi yok edilecek ve İslam ve de Müslümanlar tarihten silinecek denilmiş. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam da ashab-ı kiramıyla istişarede bulunmuş, İran'ı, Bizans'ı, Irak'ı, Mısır'ı çok iyi tanıyan Selman-ı Farisi radıyallahu anh'ın teklifi ile Medine'nin etrafına Hendek kazılmış. Bu harbin bir adı Hendek Harbi'dir. Bir adı da Kur'an'daki adıyla Ahzab Harbi'dir. Ahzab,
partilerin çoğulu hezb tekili, ahzab çoğulu. Bütün partiler birleşmişler, bütün şer güçler. Yahudisi, Hristiyanı, putperesti bir araya gelmişler ve İslam'ın yayılmasını değil, yaşamasını yok etmek üzere toplanmışlar, gelmişler. O harbi kafirler kaybettiler. Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu Ahzab suresini indiriyor. Ve kıyamete kadar gelecek Müslümanları da kafirleri de bize tanıtıyor. Diyor ki, ya eyyühen nebi, ey peygamber, ittegillâhe, Allah'tan sakın. Allah'ın emirlerini yerine getirmede, yasaklarına riayet etmede dikkatli ol. Ve lâ tud'il kâfirîn, kâfirlere sakın itaat etme. Daha vel münafıkîn, münafıklara da itaat etme. Münafıklar aslında kafir. Ancak Müslüman görünümündeler. Onlara da itaat etme. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَل۪يمًا حَك۪يمًا. Allah her şeyi en iyi bilen, hükmeden, hükmünde hikmet sahibi olandır diyor Allah Celle Celaluhu. Kafirlerin sayısı çok, ekonomileri güçlü, silahları da güçlü diyerek kafire itaat etme. En güçlü olan Allah Celle Celaluh'tür. En büyük olan da Allah Celle Celaluh'tür. Biz bu ayet-i kerimeyle nasibimizi aldık. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ. Rabbinden sana vahyolunana uy. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرًا. Allah sizin yaptıklarınızdan haberdardır. Sen Allah'ın sana vahyettiği Kur'an'a göre hareket et, bize diyor. Sevgili Peygamberimizin şahsında bize diyor Allah Celle Celaluhu. Hani böyle çocukların oyuncakları vardır, bir çizgi girişi vardır, çıkışı da vardır ama çıkışa giden yol çok girift. İnsan öyle bir galerinin içerisine girdiğinde nereden gideceğini bilemez. Gider, çıkmaz yola varır ve geri döner. Komünizmin 70 yıl komünizm çıkmaz sokağında gittikten sonra bir devlet başkanının cesaret gösterip burası çıkmaz sokak deyivermesiyle Rusya'da ve Rusya'ya bağlı onlarca devlette komünizm yıkılıyor. Bütün izimlerin de durumu budur. Önde ölümünü bile engelleyemeyecek bir insan, beni izleyin diyor. Arkasındakiler de onun izinden gidiyor ve bir gün çıkmaz sokağa duvara toslayınca akılları başlarına geliyor. Rabbim diyor ki, yeri göğü yaratanın kitabına uyun. Peki o zaman bazı sorunlarla karşılaşırız. Mekkeli müşrikler, etraftaki Yahudi ve Hristiyanlar üzerine geldiği gibi, günümüzde de aynı şeyi doğunun Budistleriyle batının ehli kitabı bir araya geliyor bugünlerde. Müslüman öldürüyorlar. Rabbim diyor ki ve tevekkel alallah. Sen Allah'a tevekkül et ve kefa billahi vekila. Vekil olarak
Allah yeter diyor. Şimdi günümüzde bir gri alanda gezinen adamlar var. Hem küfrün, gavurluğun karanlığında dolaşsak, hem Müslümanlığın aydınlığından yararlansak diyorlar. Gri bir alanda gri gri adamlar dolaşıyorlar ve gıytırık bir gülüşle insanlara da hava atmaya çalışıyorlar. İşte onlara cevaben Rabbim diyor ki: "Ma cealallahu li raculin min kalbeyni fi cevfihi." Allah hiçbir kimsenin göğsünde iki tane kalp yaratmadı. Hem Allah'a inanalım, onun dediklerini tutalım, hem de çağdaş putlarımızın değerlerine göre hareket edelim diyen bazı akıllı geçinen gerizekalılar vardır. Cennet Rabbimin tek elindedir. Bu dünyada hem Allah'ı kandıralım hem de putları kandıralım mantığı geçersizdir. Ve ma ceale ezvacekum ullâ'i tuzâhirûne minhunne ümmehâtikum. Cahiliye döneminde geçerli olan bir kanun yürürlükten kaldırılıyor. Cahiliye döneminde bir adam hanımına "sen bana anam gibisin" dedi mi daha bir araya gelmeleri mümkün olmuyordu. Boşanıyorlardı yani. Ama dinimiz diyor ki onlar sizin anneniz değildir. Bu sözü söylediğinden dolayı kefaret ödeyeceksin diyor ileriki nazil olan ayet-i kerimelerde. وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاكُمْ اَبْنَاءَكُمْ Evlatlarınız da sizin çocuğunuz değildir. Evlatlıklarınız, affedersiniz. Evlatlık ediniyor bir insan, o onun kendi çocuğu değildir. Evlatlık alır, ona sağlığın, onu sağlığında eğitir, her türlü imkanları verir. Sağlığında malını da ona bağışlayabilir. Ama o onun evladı değildir. Kendi kızıyla evlatlık edindiği adam evlenmek isterlerse evlenebilirler. Veya evlatlık edindiği kızla kendi oğlu birbirlerini severler, evlenmeye de karar verirlerse evlenebilirler. Cahiliye döneminde böyle değildi bu. Ne adam evlenebilir, ne kadın onunla evlenebilir, ne o asıl evlatla evlatlık edinilen birbirleriyle evlenemezlerdi. Rabbim diyor ki, bu sizin ağzınızla söylediğiniz sözdür. قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ وَاللّٰهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِ السَّب۪يلِ Allah doğruyu söyler, o insanları doğru yola iletir diyor Allah Celle Celaluhu. O evlatlıklarınızı asıl kendi babalarıyla anınız. Üd'uhum li abaihim. Yani bir çocuğu evlatlık edindiniz. Beslediniz, büyüttünüz, eğittiniz, zengin de ettiniz ama çocuk bilsin. Babası filandır, annesi filandır. Çocuk onu bilsin. Hüve aksetu indallah. Allah katında değer doğru olanı budur. Adil olanı budur. Fe in lem ta'lemu aba'ehum fe ihvanukum fi'd-din. Eğer babalarını bilmiyorsanız o zaman onlar sizin din kardeşinizdir. Hani bazı harplerde olur bu veya depremlerde olur bu. 1 yaşında, 2 yaşında, 5 yaşında, 10 yaşında neyse çocuk kendi annesini babasını tanımadan birine verilir.
orada büyür. Rabbim diyor ki, eğer baba ve annesi bilinemiyorsa, o zaman onlar sizin kardeşiniz. Nerede? Dinde kardeşiniz. Bakınız, dinde kardeşiniz kelimesini söylerken, mirasçınız değil, nikah haramlığı da böylelikle sabit olmaz. Yani kızsa oğlunuz onunla evlenebilir, erkekse kızınız onunla evlenebilir. Şart değil ama istiyorlarsa, sizce de bir sakıncası yoksa evlenebilir. Ama illa evlenme şartı yok. İkisinin de rızası geçerlidir. Rızasız nikahlar olmaz. Onlar sizin dostlarınızdır. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهٌ فِي مَا اَخْتَأْتُمْ بِهِ Bu konuda hatalarınızdan dolayı sizin içinde bir günah yoktur. Hani hatamızdan dolayı evlatlık edinmişiz, bazı hatalar edebiliriz. Kendi çocuklarımıza karşı bile hatalar yapabiliriz. İnsanız. Hata yaparım diye bir çocuğu himayenize almamazlık da yapmayınız. Hani ya bir 20 günlük çocuğu bırakıvermişler. Anne ile baba onu alıp besleyip büyütmek istiyorlar ama akıllarına şu gelir. Ya yetime bakmak zor olur. Kendi çocuğuna kızarsan üzülmezsin ama yetime kızarsan üzülürsün denilir. Kendi çocuğunuz gibi bakabiliyorsanız, kendi çocuğunuza yaptığınız hatalardan dolayı günaha girmediğiniz gibi, o çocuğa yaptığınız hatalardan da günaha girmezsiniz. وَلَاكِمْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ Ancak kalplerinizin taammüden yaptığı, bilerek yaptığı hatalar günahtır. وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا Allah günahları örten ve de merhamet edendir. Kalplerin taammüden yaptığına benim hemen aklıma geliveren bir yetim anlattı. Tabii bana anlattığında 65-70 yaşlarındaydı. Diyor ki bana, hocam filan büyüttü beni. Analık diyor. İkimize de mayalı ekmeğin üzerine yoğurt sürüverdi. Kendi oğlunukinden ısırınca tatlı gelir, benimkini ısırınca ekşi gelir diyor. Meğerse analık kendi oğluna tereyağı sürermiş, bana acımış yoğurt sürermiş diyor. 5 yaşındaki çocuğum aklından hiç çıkmamış. 65 yaşına gelmiş, aynı şeyi bir de bana tekrarlayıveriyor. Burada o kadının yaptığı taammüden bir hatadır. Bunun hesabını verir. Halbuki ikisine de ekşimiş yoğurttan verseydi, yani kendi oğluna da, baktığı çocuğa da, ikisine de ekşimiş yoğurttan verseydi bir sorun yoktu. Kendi oğluna da aynısını vermiş oluyordu. Rabbim diyor ki, اَنَّبِيُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِن۪ينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ Peygamber, müminlere kendi nefislerinden daha evladır diyor. O kadar güzel bir tarif ki. Bizi çocukken besleyip büyüten anne ve babamız bizi canlarından fazla severek besleyip büyüttüler. Bizim yememize, içmemize, giymemize, eğitimimize önem verdiler. Bu kadar ama. Peygamber öyle değil. Yediğimiz, içtiğimizin helalını belirtiyor bize, haramını belirtiyor Allah'ın kitabıyla tabii ki. Ve bizim bu dünyamızın güzel olması için
eğitiyor bizi, ahiretimizin de cehennemde olmaması cennete gitmemiz için yol gösteriyor. Onun için Allah'ın peygamberi bize bizden daha yakındır. Onun için sevgili peygamberimiz de bu ayeti açma babında yemin olsun ki beni annenizden, babanızdan, hatta canınızdan fazla sevmedikçe gerçekten mükemmel bir mümin olamazsınız diyor Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam. Annemiz babamız öldü, onlara rahmetle fatihalar gönderiyoruz. Ama Peygamberimizin getirdiği kitabı, Peygamberimizin yaşadığı şekilde yaşayarak bu dünyada izzetimizi koruyoruz. Ahirette cennetimizi kazanmaya gayret gösteriyoruz. Onun eşleri, peygamberin eşleri sizin annelerinizdir diyor Allah Celle Celaluhu. Ve ulul erhami ba'duhum evla bi ba'din fi kitabillahi minel mu'minine vel muhacirin. Yakın akrabalık bağlarıyla birbirlerine akraba olanlar Allah'ın kitabına göre müminlerden, diğer akraba olmayan müminlerden ve mühacirlerden daha yakındırlar, daha evladırlar diyor. Yani Mekke'den gelen mühacirler Medine'deki kardeşleriyle kardeş olmuşlar ama dinde kardeşler. Öylesine yakın kardeşlik ilişkisi kurmuşlar ki evinin bir gözünü Mekke'den gelen kardeşine verivermiş. Zannedilmiş ki bu bunun mirasçısı. O durumu düzenliyor. Mirasçı değildir diyor. O sizin kardeşinizdir. Ancak mirasta akrabalık bağlarınız muhacir kardeşlerinizin önüne geçer. Ancak illa en tef'alu ila evliyaikum marufa. Dostlarınıza karşı iyilik yapmanız o ayrı bir şey. O müstesna diyor Rabbim. Malınızı hediye edebilirsiniz. Bağışlayabilirsiniz kardeşinize. Din kardeşinize malınızı bağışlayabilirsiniz. Ancak mirasta pay akrabalık bağlarıyla bağlı olanlara verilir. Kâne zâlike fil kitâbi mesdûrâ. Bunlar Allah'ın kitabında yazılmıştır diyor Allah Celle Celaluhu. Ve iz ehaznâ minen nebiyyîne mîthâgahum ve minke ve min Nûhin ve İbrahîme ve Mûsâ ve İse ibni Meryem'e وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Biz peygamberlerden söz aldık diyor Rabbim. Senden de söz aldık. Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan, Meryem oğlu İsa'dan da söz aldık. Biz onlardan sağlam söz aldık diyor Allah Celle Celaluhu. İçin لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ ve a'adde lil kafirine azaben elima. Doğru olan kişilerin doğruluklarını sormak için söz almıştık. Doğru olanlar sözlerinde doğru da özlerinde de doğrular mı? Düşmanla karşı karşıya gelmediklerinde mangalda kül bırakmayanlar, savaşa girilip kurşunların patladığı, bombaların patladığı bir anda o daha önce söyledikleri söze sahip çıkabilecekler mi? Yani doğruyum diyenlerin bu dünyada ölçüldüğü ve ahirette ona göre muamele edildiğini Rabbimiz bize haber verir.
Allah kafirlere acıklı azap hazırlamıştır diyor Allah Celle Celaluhu. Ve bize dönüyor diyor ki, Ya eyyühellezine amenü zükürü ni'metallahi aleyküm İzi ca'etküm cunudun fe arselna aleyhim rihan ve cunuden lem teravha ve kânallahu bimâ te'amelûne basîrâ. Hem de harbi anlatılıyor ama günümüzün harplerine de ışık tutuyor. Allah'ın nimetini hatırlayın ey müminler. Allah'ın nimetini hatırlayın. Sizin üzerinize ordular saldırı vermişti. Biz de rüzgarı gönderdik. Sizin görmediğiniz ordular gönderdik. Onu hatırlayın diyor Allah Celle Celaluhu. Ve kânallâhu bimâ teâmelûne basîrâ. Allah sizin yaptıklarınızı görüyor. اِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَاِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللّٰهِ الظُّنُونَ Düşman sizin üst tarafınızdan ve alt tarafınızdan geliverdi. Gözler korkudan kaymaya başladı. Kalpler korkudan boğaza geldi. Neredeyse kalbi çıkıverecek. Ve Allah'ın vaadini yerine getirmeyeceği kanaatine vardınız diyor Allah Celle Celaluhu. Hünalike ebtüliyel müminune ve zülzilû zilzâlen şedîdâ. Müminler orada denendiler ve çok şiddetli bir şekilde sarsıldılar. Ve iz yekulu münafikun vellezina fi kulubihim maradun ma va'ada Allahu ve rasuluhu illa gurura. O gün münafıklar ve kalplerinde hastalık olanlar Allah ve Resulü bize vaat etmedi, bizi aldattı dediler diyor. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا O kalbinde hastalık olan ve münafık olanlardan bir grup şöyle diyor: Ey Medine halkı, Yesrib halkı, kalkın, geriye dönelim. Bir grup da Peygamber Efendimiz'den izin istiyorlar ve diyorlar ki, Ya Resulallah, evlerimiz, çocuklarımız ve hanımlarımız korumasız, onları korumak için Medine'ye dönsek diyorlar. Aslında onlar korumasız değil, onlar kaçmak istiyorlar diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler, kişi vermemeye niyet ederse bir şeyi bin türlü bahaneyi bulur. Almamaya niyet ederse bin türlü bahanesi yine vardır. Kaçmayı, yapmamayı murad ederse yine bin türlü bahanesi vardır. Yerinden kalkmak istemeyenin bin türlü bahanesi bulunur. Biz gücümüzden sorumluyuz, bahane üreticisi değiliz. Allah bu iman ve bu sıhhat ve bu aklı bizden hiçbir zaman almasın. O bizde var olduğu sürece Allah'ın kitabına, Resulünün sünnete, Resulünün sarıldığı gibi sarılmaya gayret göstereceğiz. Ve Allah bizimle olduğunu bildiğimizden, yüreğimize de hiçbir zaman korku girmeyecek. Rabbimiz yardımcımız olsun. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.